Herkese merhaba ben Aynur. Kanalıma Aynur'un Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün size patatesli saç böreği tarifim var ve geçeriz hemen malzemelerimizi. İlk olarak hamuru hazırlıyorum. Bunun için 1 kilo unumu, 1 yemek kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 paket mayayı yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Yani mutfak şefimin içerisine alıyorum ve göz kararı su ilave ederek hamurumu hazırlıyorum. Çok fazla katı olmayan kulak memesi kıvamında bir hamur elde ediyoruz. Hamurun üzerini kapatıyorum ve sıcak bir ortamda bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Ben de bu arada iç malzemesini hazırlıyorum. 3-4 adet pırasayı ince ince doğradım ve yağın içerisinde biraz kavuruyorum. Pırasalar kavrulduktan sonra içerisine 3 adet patates ilave ettim. Patateslerimi de yıkayıp soydum ve rendeledim. Malzemelerin hepsi güzelce kavrulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Tuz, karabiber, biraz pul biberi ilave ettikten sonra hafif böyle kavurup ocağımın altını kapatıyorum ve iç malzemesini soğumaya bırakıyorum. Siz isterseniz iç malzemesini bir gün önceden hazırlarsanız sizin için daha kolaylık olur. Hamur mayalandıktan sonra hamurumdan limon büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Bunları bir servis tabağına alıyorum. Tabağı önceden yağlamıştım. Bezelerimi elimle hafif bastırarak açıyorum ve her bezenin arasına bir yemek kaşığı kadar yumuşak tereyağı koyuyorum. Ben tereyağını biraz margarinle karıştırdım. Siz isterseniz sadece tereyağı da kullanabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi bezeleri elimle katlıyorum, açıyorum, tekrar katlıyorum, açıyorum ve yuvarladıktan sonra bir kenara alıyorum. Bu işlemi bütün bezelerime uyguluyorum. Bu şekilde saç böreklerimiz çok güzel olacak. Hamur böyle tel tel birbirinden ayrılacak. Biraz böyle Tokat yoğurt maç pidesini andırıyor. Bezelerimi hepsini böyle hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum ve bezelerimi yarım saat kadar tekrar dinlendirip mayalandırıyorum. Tezgahımın üzerine bolca un serptikten sonra bezelerimi merdane ile teker teker açıyorum. Bir tarafına iç malzemesini koyduktan sonra diğer tarafını iç malzemenin üzerine kapatıp kenarlarını iyicene bastırıyorum. Yani bildiğimiz saç bölüğü şekli veriyoruz fazla gelen unlarını böyle birazcık silkeleyin Ve merdane ile hafiften Bu hazırlamış olduğunuz böreğin üzerinden geçin çok fazla bastırıp iç malzemesini dışarıya çıkartmayın Bunların hepsini böyle hazırlayıp bir kenara alıyorum ve Teker teker tavada pişiriyoruz tavaya hiç yağ koymuyoruz Alt tarafı güzelce kızardıktan sonra çevirip diğer tarafını pişiriyorum Ocağımızın ayarını da orta ısıya alın Saç böreklerimi teker teker pişirdim ve daha sıcakken üzerlerini hemen tereyağı sürdüm. Böreklerinizin büyüklüğüne göre veya da tavanızın büyüklüğüne göre 2 veya da 3 tane pideyi bir kerede de pişirebilirsiniz. Ben biraz fazla canı büyük hazırlamışım galiba. Teker teker pişirdim ama böyle de gerçekten çok çabuk piştiler. O kadar lezzetli oldu ki bunu da mutlaka deneyin derim. Hamuru biraz değişik hazırladığımız için Alışa gelmiş olduğumuz saç böreklerinden biraz daha farklı oldu. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifimi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.